Biz daha evvelden Can da bu konuyu konuştuk. Fakat üzerinden bir yıl, iki yıl döngüler olduğunda gerçekten konuyu etkileyen etkenlerin yapısı değiştiği için yapı tekrar değişti. Şu <laughs> Her gün değişiyor zaten. Her gün değişiyor. Şimdi de chat GPT ile beraber daha da belirgin hale geldi falan problemler değişti. Gerçekçi bir zeminden tekrar güncelleyerek insanlar üniversite sınavına girecekler ve hemen buna eşlik eden şekilde meslek tercih ediyor olmanın bir şeyini kullanacak, tercihini kullanacak ben bu olacağım ya da şu olacağım diye. Ne dersek diyelim öyle ya da böyle bu tercihte bağlayıcı olacak arka tarafta yani hani insanı yönlendirirken. Daha esnek bir dünyada yaşıyoruz ama yani bunun fiziki uygulamalarına baktığımızda hala gerçekten modernist dönemin çok etkisiyle beraber gidiyoruz. Biz burada yukarıda en çok para kazanan meslekler, dünyada en değişen yeni meslekler grubuna baktığımızda 10 meslek grubunun 8 tanesinin ne dediğini anlamakta zorluk çektiğimiz bir değişim var. Arka tarafta tercihler durumuna gelince doktor olacağım, avukat olacağım, psikolog olacağım falan gibi hani sabit kısıtlanmış bir tercihler sıkışması var. Ve bunları olamazsam da başarısız olacağım. Başarısız olacağım ya da işte bunun niş halini ben tarif edemiyorum ki millet nasıl anlasın falan gibi başka başka durumlar var buradaki bu, bu, bu diyaloğa azıcık serbest bir şekilde, düzgün bir şekilde bir bakalım. Belki hani birileri için birazcık konuya rehber olabilir yani tercihte bulunuyorken ya da ne yapıyorken ki durumuna. Bir pas atayım sana. Sen zaten arka tarafta bu konuya söyleyecek çok şeyin olduğunu biliyorum. Yani var da dinletecek çok şeyim var mı ona emin değilim. <laughs> Çünkü çok faktörlü ya. Yani mesela genç arkadaşım beni dinliyorsa anne babasına takılacak. Anne baba beni dinliyorsa hem genç arkadaşım hem eğitim sistemine takılacak. Bir hoca beni dinliyorsa mesela geri kalan her şeye takılacak. <laughs> yani e, Burada çok radikal yani normalde radikal şeyler söylemeyi anlamlı da buluyorum. Yani çok yaratıcı da olduğunu düşünüyorum. Fakat bu konu çok radikal değil. Bu konu gerçekten Türkiye'de 1-1,5 milyon insanı birinci aktif derecede etkiliyor. <gülüyor> <gülüyor> en ve yaygın ve büyük sorunumuz. Evet tercih Net. yazacak. Yani işte sütçülük ve mandıracılık. İşte var mı lan öyle bir? Var. <laughs> yani Valla yani mı? Falan Mandıracılık var. diye var. bölüm var. var, Valla çok iyiymiş. <laughs> ya da işte ne bileyim elektrik, elektronik mühendisliği falan falan. Yani bir şey yazacak adam oraya. Mandıracılık var mı hakikaten? <laughs> 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 Mete yapmamış o <laughs> Ve yani hani bu, bu akışın içerisinde bu gerçeklikle çocukların ihtiyaç duyduğu yani tercih ederken bir tür yöntem verelim ki yani ailesiyle beraber oturduğunda ya da bir şey yaptığında o yöntemle gelişebiliyoruz. Şimdi mesela birinci benim aklıma gelen yöntem bana birileri gelip sorduğunda yani üniversite tercihi ile alakalı sorduğunda söylediğim yöntem kesinlikle ve kesinlikle sanatla da dahil olmak üzere bir temel disiplin alıyor ol. Lütfen işletmecilik gibi işte iletişim işte bilmem ne bilmem ne gibi yani hani arada disiplini olmayan yani temel disiplinler dışında kalan bir yerde kalma. Çünkü sen temel disiplini 4 yıllık bir eğitim sürecinin içerisinde alırsan o disiplin sana dünyada artık dünya öyle bir dünya. Böyle 180 derece birçok şeyle alakalı yani sen fizik disiplinini alçık o fizik bakış açısıyla ya bu taraftan bu tarafa tonlarca şeyi meslek olarak da yapabilirsin ya da sanat bakışını yani sanatta görsel sanatlar, fonotik sanatlar hani sanat bakışını al. O sana bir sürü yaratıcılıkla alakalı plan program meslek skalası verir. Mes yeni medya bölümüne girmedi ne yaparsın? Yeni ya <laughs> yani çünkü yeni medya eski yıl 20 yıl oluyor. <laughs> tamam yani evet ki gerçekten hani yeni yeni medya kavramı o yeni medya diye konuya yaklaşma eskidi yani ve o eskili de gerçekten 10 yıl 20 yıl oluyor yani bir şeyde. Orada bir disiplin de olmadığı için yani disiplinden kasıt bir düşünme literali oluşmuş literatür de oluşmadığı için yeni medya bir şey üretmiyor da yani yeni medyadan mezun olduktan sonra gerçekten gidip sen çok özel çabalar sarf etmediğin sürece onu bir mesleğe türetmek oradan bir şey örgütlemek üretmek de mümkün olmuyor. Ama mesela fizikten, matematikten, kimyadan yapınca oluyor. Biyolojiden yapınca oluyor. Sosyal, sosyolojiden yapınca oluyor, psikolojiden yapınca oluyor. Yani sen psikolog olarak çık, ben sana hemen... Mesela yeni ve orijinal ve... klinik almasan bile hemen kullanabileceğin... Endüstriyel psikolojiden başta da öğrenci koçluğuna kadar yepyeni meslek skalası var. Yani psikologların... Bu arada yani şu disiplin öğrenme konusu... Ya çok güzel bir başlangıç noktası aslında yani. Dünyaya bakacağın disiplini seç sadece. Diplomanın sana vereceklerini değil. Evet. Yani o disiplinin sana gösterebileceği şeyleri tercih etmen mümkün. Dolayısıyla okuduğun bölümün ne olduğu değil de o disiplinin ne olduğu çok önemli. Yani o disiplinin sana dünyayı... başka bir şekilde göstereceğini fark etmek lazım. Benim... hani yöntem konuşuyoruz. Bir kere senin de katkıların sayesinde benim... üniversite tercihi yapacak gençlere ilk söylediğim şey... hatta yeni üniversite tercihi yapmış olan yeni gençlere de henüz daha çok geç olmadan... anlatmaya çalıştığım şey, bir hafta ayırsınlar yeni dünyanın cesur insanını okusunlar. Evet. Çünkü yeni dünyanın cesur insanı da bir kere zaten kendimizle ilgili ana konuları tespit edebilmek için neler yapmamız gerektiğini derlemeye çalışmıştık. Orada fark et bölümünün altındaki zamanını fark etme meselesi her şeyden önemli şu anda. Çünkü artık şimdi bu konuyu konuşmaya başlamadan önce arada sen ne yaptığımız sohbete sen birkaç noktaya da güzel dikkat çekmiştin. Evet üniversitelerin eskisi gibi işlevi kalmadı, eski geleneği kalmadı, eski ağırlığı kalmadı. Ama asgari bir gereklilik olarak hala diploma gerekli. Orada bir kafa karışıklığımız var. Üniversite okumak bizi hiçbir şey yapmıyor ekstradan. Ama üniversite okumayınca olacağımız bir şeyi olamama şansımız çok e, yüksek oluyor. Şimdi bu tıkanıklıkları aşabilmek için işte eldeki biraz bir mecburi askerlik gibi falan düşünmek lazım bunu. Gündüz Vassaf'ın dediği gibi aslında üniversiteler 17-18 yaşında iş sahibi olması gereken gençlerimize iş bulamadığımız için işsizliği erteleme kurumları olarak işlev görse de temelde gerçekten de bu arada bunu çok, çok net katılıyorum buna 25-30 yıl üniversitede geçirmiş biri olarak. Ama yine de buradaki o süreci maksimum faydaya çevirmek. Şimdi üniversiteyle ilgili üniversitenin iki tane mevzusu var. Biri disiplin. Yani yıllarımı geçirdiğim için bunu rahat söyleyebiliyorum ama ikincisi disiplinden kasıt kendimizi disipline etmek değil, değil, bir yöntem. Öğrenmek. Bir yöntemin bakışıyla dünyaya bakmak, yani zihnini o formata oturtturabilmeyi becermek. İşte fizikçiysen her şeyi fizikçi gibi görmek ve bu çok büyük bir avantaj yani seni evet. başka bir evet. insan yapıyor. Bunun da senin sevdiğin bir disiplin olması çok önemli. Yani senin böyle öğrenirken tat alabileceğin bir şey olması işini kolaylaştırıyor, başarı şansını arttırıyor konuyla. Ya da orijinaliteni arttırıyor ama ikincisi ve bence daha önemlisi ki mesela bu pandemi döneminde bu işler neredeyse sıfır ayında sosyal ortam abi. Üniversitenin esas eğiticiliği senin yaşıtın olan insanlarla hem kendi disiplinin içinde hem farklı disiplinlerdeki insanlarla bir araya gelebileceğin mümkün mertebe kampüs yapısı içerisinde olan ve üniversite kültürü denen bir şeyin içerisinde kendini bulabileceğin bir ortamda olmak üniversitenin en büyük avantajı budur. Şimdi bizim zamanımızda üniversite gerçekten bizi şekillendirdi. Fakat bugün olmayan iki önemli şey vardı. Birincisi hocalar vardı. Büyük hocalar vardı. Ben kendimi onların tırnağı olarak göremiyorum şu anda. Yani o insanlar gerçekten adanmış insanlardı ve biz onların dizinin dibinde oturarak sırf derslerine girip sessizce oturarak bile çok fazla nosyon kapabiliyorduk. İkincisi üniversite kültürü diye bir şey vardı. Bir sosyal ortam vardı. Ve o sosyal ortam askerlikten daha sıkı dostlukların oluşmasına sebep oldu ve oluyor. Biz hala bir de sorunlara kültürel olarak ne reaksiyon vereceğini de öğretiyor. Tabii sana. ki. Bir sürü farklı yeni sosyal ortama giriyorsun, farklı senaryoları deneyimliyorsun. Farklı insan tipleri içinde kendi yerini öğreniyorsun. Çoğu çok kişinin üniversiteden tanışıp evlenmesi boşuna değil. Orası böyle bir hayatı formatlama yeri çünkü. Ve bu arada üniversite kaynaklı evlilikler bayağı dayanıklı gözüküyor. Yani bir bilimsel araştırma bilmiyorum ama görebildiğim kadarıyla o iş bayağı gidiyor yani. Yani sonu boşanmayla bitse bile uzun sürüyor. Dolayısıyla orada hani zihinleri birlikte oluşan insanların oluşturduğu değişik bir komite ve bunun kişi üzerine çok büyük bir etkisi var. Fakat şimdi bir şey daha var. işte mesela tekrar bu konuyu konuşalım dememizin benim tarafımdan en büyük sahi. Artık yapay zeka çağı çok yani yapay zeka çağına girdik diye bir laf vardı. Artık yapay zeka çağı direkt bize girdi yani. Şu anda öyle bir durumdayız. Nefes alacak yerimiz yok şu anda. Yani sabah Nilüfer'e de toplantıda söylüyordum. Şu anda dünyadaki en önemli beceri şehirli insansan, hayatını bir şekilde şehirli insanlarla ilgili bir meslekte kazanacaksan, bu bilim ve teknolojiyle bir şekilde ilişki kuracaksan, geliştirmen gereken bir tane büyük beceri var. Bu birçok çok zor büyük bir beceri. Daha kimse nasıl olduğunu bilmiyor. Okullarda eğitimi yok, uzmanı yok. Chat GPT'ye doğru soruyu sorabilme becerisi. Yani bu konuda ustalaşmak lazım. Onu sana hizmet eden bir yapay zeka asistanına, bir yaşam yoldaşına, bir danışmana çevirebilmek senin maharetinle alakalı bir şey. Şimdi arka planda teknoloji sürekli gelişiyor ama bu teknolojinin gelişmesi bundan sonra şeye benziyor. Yani matbaa icat edildi, atıyorum 50 sene sonra işte bilmem ne kalitede kağıt, kuşek, baskı bilmem neyi keşfettik gibi. Bundan sonrakiler artık daha kalitatif şeyler olacak. Şimdi senin elinde bütün insanlığın ürettiği metin tabanlı verilere erişebilen bir teknoloji var. İşte yapay zeka dediğimiz şey zaten bu. Fakat bu metin database'inden veri aldığını unutmamak lazım. Orada bir veri tabanı var. Oraya insanlar giriyor. Yalanı var, yanlışı var, eksiği var, taraflılığı var, ırkçısı var, iti var, kopuğu var. Her şey var o sistemin içerisinde. Şimdi karşında Böyle bir akademik hocaya yazıyormuş gibi yazarsan aşırı çuvallayacağın bir şey. Ya geçenlerde öyle bir şey denedik mesela. Bir metin konusunda kendisinden bilgi istedik. Bildiğin yalan söylüyor. Ya dümdüz yalan söylüyor yani biliyorum ben. Mesela beni sorduğum zaman sallıyor tamamen. Kişisel bilgi vermiyor sözde falan öyle bazı sınırlıkları var. Netice itibariyle karşındaki şeyin bir metin tabanlı bilgi seçicisi olduğunu unutmamak lazım. Bu bilgi seçiciye doğru soruları sorabilmek ve aldığın cevapların doğru olup olmadığını tespit edebilmen için en azından tekil bir disiplinden disiplinli bir bakış açısına sahip olman gerektiğini fark etmen lazım. Hem bu teknolojiyi kullanmanın akıllıca yönlerini öğrenirken hem de kendi baktığın ve sorduğun taraftan kendi bilgini derinleştirmenin, kendi becerini de derinleştirmenin ne kadar önemli olduğunu fark etmen lazım. Şunun için söylüyorum. Şu anda üniversitelerde, ben üniversiteden ayrıldım ama Başta benim oğlum olmak üzere. Üniversitede okuyan hemen herkes yapay zekayı kullanıyor. Sabah sevgili asistanım Nilüfer de aynı şeyi söyledi. Ödevlerin çoğunu chat yaptırıyorlar. Kopya çekmek için kullanılıyor. Yardım almak için kullanılıyor. Halbuki bugün onlarca farklı türevi çıkmış bulunan bu farklı yapay zeka asistanlarının bize çok hızlı öğrenebilme şansı verecek yardımcı olma vasıfları da var. Mesela yabancı dil öğrenme konusunda hiçbir zaman elimizde olmayan bir fırsat var artık. Şimdi diyecekler ki ben zaten Rusça metni giriyorum, Arapçaya çeviriyorum. Ne gerek var yabancı dil öğrenmeme? Yabancı dil öğrenmek metni çevirebilmen ya da anlayabilmen için değil. Kendini ve dünyayı daha yüksek çözünürlükte anlaman için edinmen gereken bir beceri. Zira zihnin dille çalışıyor, dil yeteneğin ne kadar gelişkinse zihnin o kadar enginleşiyor bir ada gibi düşün zihni. Kelimelerden yapılı bir ada. O ada ne kadar büyükse kıyısı da o kadar genişleniyor. O kadar fazla şeyle iştigal edebiliyorsun. Dil öğrenmeyi sen sadece bilmem ne dil sınavını geçmek falanca sertifikayı almak için sanıyorsan o hikaye geçeli en az 30 sene oldu. Yani o hikaye gideli çok oldu. Dil şimdi benim kendim için öğrenmem gereken bir şey. Hatta mümkünse birden fazla dil. İngilizceyi öğrendim, İspanyolca, ya Rusça, peki Arapça falan diyebilmem gereken bir konu. Herhangi bir yazılım dilini temel düzeyde sana öğretebilecek, gücünün yetmediği yerde sana kodların eksiğini tamamlayarak kod yazabilecek falan manyak bir yardımcım var ama yazılım ne baba benim onunla işim yok diyorsan mesela o alanda sana yardımcı olamıyor. Şimdi beraber yetenek geliştirebileceğin çok inanılmaz bir teknoloji var. Bu da bizi daha önce üniversite tercihi yapacak gençlere dair yaptığımız muhabbetlerden farklı bir yere taşıyor. Şimdi ne okursan oku... onda muhteşem olma şansın her zamankinden daha fazla. Ama bir, bunu istemen lazım. Bunu istemen için de temel düzeyde sevdiğin bir disipline... yönelebilmen gerekiyor. Böyle bir özgürlüğün olması lazım. İster sanat alanında ol, ister herhangi bir teknik beceri alanında ol... ister hekimlik, hukuk falan gibi temel alanlardan birinde ol, istersen... en bölümde ol, hiç fark etmez. Muhteşem olabilmen için insanlığın bütün yazılı verilerini senin için süzen bir şey var. Şimdi bundan heyecanlanmıyorsan bu dünyayı anlamıyorsun demektir. Bunu net söyleyeyim. Yani şu anda... üniversiteye hazırlanan bir genç arkadaşım şu son birkaç cümleden... böyle bir hop oturup hop kalkmadıysa esnaf olsun, ticaret yapsın. O şu anda o heyecana sahip değil demektir. Bu hayatı kavrayabildiği anda ki... birçok genç arkadaşımın benden çok daha iyi kavradığını biliyorum. Buradan sonra yolları açık ne okuduklarının, ne diploma aldıklarının, nerede yaşadıklarının, nereye göçeceklerinin hiçbir öneminin kalmadığı bir dünyadayız diye bu yüzden söylüyoruz. Diploma gene lazım. Sen hobi olarak gene al. Ama adam gibi bir mesleğin olsun diyorlar ya şimdi o laf değişti. Adam gibi mesleğin olsun. Kendini fark et, yeteneklerini fark et, zamanının teknolojisini fark et, onsuz neyi yapıp neyi yapamayacağını fark et ve bu bilgelikle kendi hayatında adımlar at. Aslında benim biraz önerim böyle kısa olacak yani. Ne yazık ki biz bizim taraf yani bizim bir aşk kuşağı bunu çözemediği gibi görünüyor. Aslında karşı tarafa 17 yaşındaki çocuk kendini bil diyoruz. Aslında kendini bil büyük olur. Kendini çalış demek istiyorum. Anlıyorum ama işte o şeye ihtiyaç oluyor ya. işte nasıl öğrendiğini bilecek. Neden amacının ne olduğunu bilecek. Aslında doğası gereği... Şunu düzelteyim, şimdi böyle deyince tabii çok ağır gözüküyor. Yani. Belki ben öyle duyuluyor olabilirim çünkü bu hep öyle bir şey zannediyor. Yani bu sanılıyor ki... şu tarihe kadar öğrenip bundan sonra yardıracağım bir konuya, bu ömür boyu sürecek bir şey. Bir kere bugünden buna başla demek istiyorum. Bu benim vereceğim bir karar aslında, basit bir karar. Bu sistemin, anamın, babamın, okulun, geleneğin bana ne sunduğu umurumda değil. Benim kendimle ilgili bir projem var. Ömürlük bir şey bu. Ve bugün buna başlamaya karar veriyorum. Aslında anlatmaya çalıştığım şey bu. Yaptığın düzeltme çok doğru çünkü zihinlerdeki algı yani ha ben bunu yapıyormuşum diye fark edip ondan sonra kaptır para kazanmaya başlayıp böyle bir hayat yok. Yani bu sürekli olarak ömür boyunca sürdürmemiz gereken bir zihniyette aslında. İşte bunun güzel yerlerinden bir tanesi diye düşünüyorum ben üniversite hazırlık aşamasında ama zor o yaşta zor yani. Çünkü şeye doğru dönüşüyor yani mesleklerle alakalı mesleğe dönüştürdüğümüz yerde ya çok üst entelektüel akıllar ve danışmanlıklar gereken meslekler ya da çok alt uygulamada sağlık, eğitim gibi alanlarda birebir insana dokunan meslekler gruplar. Bu ikisi arasında bizim bildiğimiz orta statüdeki meslekler yavaş yavaş yani bunu teknolojiye bırakıyormuş gibi görünüyor. Ya gerçekten İHA kullanacak adam. Ya işte kuantum algoritmalar bilmem ne falan seviyesinde bilgisayar ve yazılım kullanacak adam. Bilmem ne. Mesela web sitesi yaptıracak adam... Öyle bir yazılım tipi kalmıyor gibi görünüyor. Tabii. Yani chat cpt'ye web sitesi. Ha, şimdilerde kırık dökük. Bundan bir yıl sonra, üç Abi yıl emin sonra... Bu... O kırık dökük falan her şeyini yapıyor. Ha yani. Ben... Ne söylemen ödemen gerektiğini biliyorsan her evet. şeyini yapıyor. Şimdi, şimdi tuhaf olan şu. Yani bu, bunun da mantığını anlamak gerekiyor. Ve bunu bedava yapıyor. Evet. Ya da 20 dolara yapıyor bir yani şeydi. Ama bu arada 20 dolarlık sürümün kendisi Microsoft Bing'de bedava var. Şu anda çok daha ucuza inecek bunların çok daha profesyonel versiyonu. Bu daha ilk sürüm. Ona rağmen ucuz şu anda. Aha yani şimdi bunun bedava oluyor olması yani ücretsiz insanlara ulaşıyor olmasının zihinsel durumunu da anlayamıyoruz. Bir şey gibi oluyor yani. Normalde sen böyle bir şey yapabilme becerisi olsaydı, biz bunu 15 sene önce konuşuyor olsaydık. Yüksek şirketlere aylık 10 bin dolara satalım mı yapay zeka falan evet. böyle konuşuyor olacaktık buradaki hikayeyi. Evet. Ama şimdi tüm herkese bedava verelim. Tabii ki bunun interaktivitesini de biliyorum. Veri üretebilme ve öğretebilme ile alakalı bir devamlılıktaki ihtiyaç kaynak ihtiyaçtan kaynaklı bunu da anlıyorum. Ama bir hizmet oluşturuyorsun ve bu hizmet çocukların sınav geçmesini ya da iyi niyetli kullandığında yeni bir şey öğrenmeyi ya da işte düzgün mail atabilmeden ihtiyaç duyduğun tüm metinleri yazabilme, görselleri oluşturabilme ile alakalı koca bir sepeti yapıyor ve ücretsiz olarak senin bilgisayarında duracak şekilde yapıyor. Bunun algısının bizim hayatımızda neye dönüştüğünü tahmin edemediğimiz bir geleceğe doğru da gidiyoruz ya. Bu gerçeklikte doktor olayım, avukat olayım, psikolog olayım deyince bir tuhaf oluyor. bir e, şeyde hani talebin kendisini böyle yapınca bu bu karmaşanın içerisinde yapınca fakat bir yandan da Çıkmaz sokak orası. Harbiden çocuk. E ne yapayım diye soruyor doğal olarak. E, ee, şey ve hani ona, ona cevap veriyor kendi zemin bulmadan. Oynayacak abi. Oynayacak. O işin bir şey yok. Geçen hafta kendimi çok zeki hissettim. Çünkü yapay zekayı uzun süredir hayal ettiğim bir şeyleri yapmakta kullanabildim. Önce insanın fabrika ayarları için yazdığım özet metni yapay zekanın yardımıyla İngilizceye çevirdim. İngiliz dili edebiyatı mezunu olan ve hayat sınavından 9 üzerinden buçuk almış kızım mükemmel çeviri dedi. Oradan bir kere geçer not aldı. Sonra bu metni aldım. Eleven Labs diye bir program var. Yine yapay zeka tabanlı. Eleven Labs'a kendi sesini veriyorsun. Bir YouTube videosundan bir buçuk dakikayı veriyorsun. Senin sesini sample yapıyor. Senin sesini istediğin dilde o metnin çevirisini seslendirmek üzere ses olarak kullanıyor. Kendi sesimden bayağı İngiliz İngilizcesiyle o metni okutturdum. Ses kaydını yaptırdım. Sonra başka bir yapay zeka yazılımına gittim abonelik gerektirmiyor tamamen ücretsiz. Yakışıklı bir avatar buldum kendime. O avatar benim sesim üzerine anlattığım şeyi ağzıyla oynatarak tekrar ediyor. Harika dedim. Yani oturduğum yerden her türlü prodüksiyon yapabilirim. Bu arada Almancasını yaptım aynısının. Almanca ses kaydını Alman arkadaşlara gönderdim. 2-3 kelime tekrar dışında mükemmel dediler. Gayet güzel anlaşılıyor. Rusçayı henüz test ettirmedim ama Rusçanın da gayet iyi olduğunu söyleyenler var. Tam diyordum ki abi ne süper ne zekiyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için yapılan röportajlardan birinde aynısını yapmışlar. Kemal Kılıçdaroğlu İngilizce bayağı vaatler sıralıyor. Kendi sesiyle gayet güzel fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nun öyle bir İngilizce konuşması mümkün olmadığı için hemen anlıyorsun yapay zeka tabanlı olduğunu. Şimdi böyle bir şeyin benim gibi bir ihtiyarın oynayarak üretebildiği bir zamanda yaşadığımızı fark etmek güzel bir başlangıç. Bu sadece bir başlangıç. Bu sadece bir şey. Bir bir küçük oyun bu. Mesela seyahat planı yapan bir yapay zeka var. Sen bütçeni giriyorsun. işte zamanını giriyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Senin için en uygun uçakları, rotaları, Airbnb bir kalacak yerlerini, güzel sightseeing bölgelerini falan işte gezilecek yerleri falan sana 2-3 alternatif haritalar halinde veriyor. Tur şirketi kur, bunu kullan. Mesela. Bu Çok basit kombinasyonlar şeyle, şeyle. ya hocam. Çelişkiler üretimi sağlar ya çelişkilerimiz yani e, yapmayı isteyip yapamadıklarımızın oluşturduğu fotoğraf bizim yapamayıp ya da yapmamıza engel olduğu halde yapıp öğrenip ekonomi kazandığımız ya da öğrenemeyip yoksunluğunu hissettiğimiz dünyalar doğur. Ve bu, bu, bu çelişkiler ve bu üretimler bizim hayatta kim olduğumuzu belirler. Hani hep hayatımız boyunca böyle böyle geliştik. Sen de ömrün boyunca kendi çelişkilerinde kendi yeteneklerine yatırım yaptın, yapamadıklarından uzaklaştın falan falan hikayesi. Şimdi buradaki bu evrende ölüm harici de şimdilik orta çelişkiler grubundaki çelişki havuzunu kaldırıyoruz. Şimdi bak bundan 4 sene öncesinde kitapları çevirisini yapalım, yurt dışına gönderelim. E, aslında dünyanın en az iki bölgesinde senin içeriklerinin önemli bir ihtiyacı <laughs> var konuşuyorduk. Şimdi bak bunun ne kadar kolay olabileceğini, hatta bunun videosunu yapabileceğimizi, hatta bunun tanıtımını zırt değerli edebileceğimizi konuşuyoruz. Buradaki çelişki havuzu kalktı daha evvel 100 bin dolar diye maliyeti olduğunu varsaydığımız ve 3-4 yıldır üzerine uğraşılan bir konu... 100 bin dolardan 500 dolara indi maliyeti ve şeyi kalktı. Çelişkiler havuzu kalktı. Bu çelişkilerin kalkıp da oradaki sınırsızlık... üretimle alakalı başka bir dezenformasyon oluşturuyormuş gibi geliyor. Tabii. Yani, yani boşluğun içinde böyle kalıyorsun. Kalıyorsun boşluğun Tabii. içerisinde. Bir jölenin içerisinde hatta yani evet. hani... Hepsini yapabilirsin. Okey E niye yani e, yani... Yapıpla yapmamak arasındaki o beni engelleyen ya da yöneten, farkında olmadan akıtan tercihler kalkıyor ya. Bu da şu anlama geliyor. İngilizce çeviri yapmak ve videosunu yapmak bir değer değilmiş. Niye? Bedava yaptırabiliyor evet, çünkü. Aynen öyle. Ya bu her zaman az, yani tek bir değer grubu var. Buna yarım saat ayırayım mı, ayırmayayım mı? Ama ne ayıracağım? Netflix'te burada film de izleyeyim. Olabilir. Yani koca artık... Artı İngiliz dili ve edebiyatı bölümünü okumana gerek kalmamış olabilir. Yani. Kal kalmamış olabilir gerçekten. <laughs> çünkü yani gerçekten sınavlarının hemen hepsini herkes bunu böyle söylüyor. Üniversitede giderken sınavların hepsini çet hele de online bir üniversite varsa bu öldü bir trajedi var. Online bir üniversitede sınavların hepsini çet GPT ile yapıp sınıf sınıf atlıyor yukarıya. Gayet de yüksek puanlarla gidiyor. O zaman demek ki puanın bir anlamı kalmadı. Hani not ortalamanın işte 4, 3, 2 olup olmaması. seni zorlayacak bir şey kalmadı demek istiyorsun. Evet yani daha doğrusu seni zorlayacaklarla ilgili alışkın olduğumuz evrenin mantığı değişti. Artık bu bir konu değil. Bunu bizden satın almayacak 10 yıl sonra sistem. Geçen birisi bir şey yazmış. Yapay zeka dünyaya yön verecek diyorlar. Hayır. Yapay zekaya yön verenler dünyaya yön verecek diye bir hatırlatma yapmış birisi. Evet. Çok güzel. Ya bu tavsiyeleri abi herkes duymayacak. Ben de bunları... o yaşlarda duymayanlar arasındaydım. Benim sonradan jetonum düştü. Bizim bugün konuştuğumuz şeyler zaten kendim farkında olma potansiyeli olan insanlara hitap eden bir konu. Ben zaten... Allah muhafaza bunu diyelim ki bizim YouTube videosu 100.000 izlendi 100.000 kişinin 50.000'i bunu yapmaya karar verdi sıçtık dışarı çıkamayız valla. Ortalık bir anda kaos olur. Öyle bir şey kastetmiyorum. Bunu 3-5 kişi becerecek ama bir süre sonra herkes bunu er ya da geç becermek zorunda kalacak. İşte o yüzden mesela bütün bu hikayenin yeni dünyanın cesur insanında toparlanmış biçimi ne zaman, nerede, ne yapıyor olursan ol herkes için geçerli şeyleri bir araya toplamaya çalıştık ya mesela şimdi o kitap yazıldıktan bir sene kadar sonra kucağımıza düşen bu yapay zeka devriminde bile çalıştığını görmek çok güzel. Çünkü burada da ana konu zaten o sınırsızlık, o bağlantısızlık içinde öz disiplin denen şeyi geliştirmenin önemine gönderme yapıyoruz orada zaten. Benim de bugün en büyük problemim, o senin de en büyük problemin o. Evet. Bazen kendimizi niye depresif hissediyoruz? Biz belli işte yetkinlikleri olan, artık hayatta belli şeyleri yapmış, etmiş ve belli bir rutine bindirdiğini düşünen insanlarız ama bazen yetemiyoruz, bazen boşa düşüyoruz, bazen çok bunalıyoruz. Mesela o kendi kendimizi yönetme alışkanlığı her zaman ciddi bir sorun. Onu hep daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Ben bunun üstüne son 15 senedir çalışıyor olabilirim mesela ama hala mükemmelden çok uzak. Sen daha keza öylesindir. Bu devamlı bir hikaye ama şunu baştan kabul etmek lazım. Öz disiplinin yoksa bu dünya sana artık hiçbir şey veremeyecek. Ya bu dünyanın sana verebileceği bir şey yok. Devlet beni atasın yok. Bilmem işte bir cebelleze edeyim bir şey götüreyim yok. Yani piyangodan para çıkmazsa sana gelecek bir şey yok. Dolayısıyla burada en önemli kısım öz yatırım yapıp Bunu da zevkli hale getirebileceğim bir sürü aracın var artık yani. Yaşlanmayla alakalı Türkiye'de dahil olmak üzere yeni araştırma verileri okudum güncel. Belki bir sonraki videoda bunun üzerine de sohbet edebiliriz. Aha, artık bu konuları konuşmaya başlamalıyız Mustafa. Ee, bu konuları bir, bir kez buna benzer bir konunun azıcık sohbetini yaptık. Hayattan çıkış planını yaptım bu diye bir evet. şeydi. Fakat bunun Türkiye'deki etkisini konuşma vakti gelmiş gibi görünüyor. Bunu şundan kaynaklı söyledim. Birbirimize bakmak, gençlerin yaşlananlara baktığı, psikolojik destek verdiği, çocukların büyümesine eşlik ettiği meslekler haricinde yani birebir hastalık, psikolojik destek, bakım vesaire gibi meslekler haricindeki üretimle alakalı yapıların çok ciddi bir bölümünün başka bir alana doğru gittiğini fark ediyorum. Yani burada bir elitler oluşuyor bunu üreten, yapılandıran ve bu elitlerin sayısı gittikçe küçülüyor, yetileri gittikçe ve güçleri gittikçe artıyormuş gibi görünüyor. Bu yukarıdaki pozisyon. Bunlar bizi besliyor, yediriyor, ekonomiler üretiyor, biçimler üretiyor falan falan. Bunun altında geri kalan büyük bir çoğunluk birbirimize bakıyoruz. Sen aç mısın abi? Ben seni doyurayım diyelim. İşte ötekisi de senin bakıma mı ihtiyacın vereyim diyen falan. Sana taşıyayım abi diyen falan. Hani birbirimizin o standart ihtiyaçlarını gidermek yani insan olmaya dair olan ihtiyaçlarını gidermek. Senin çocuğun var. Madem sen ona şey yapacaksın, bakıma gideceksin. Ben de senin çocuğuna bakayım falan. Hani birbirimize bu işlevi gideren bir meslekler fotoğrafı doğuyormuş gibi görünüyor. Hani bu taraf ve bu taraf derken ki demek istediğim bu. Bu arada bu taraftaki meslekler büyüyor. Sağlıkla alakalı ne konuşsak büyüyor. Eğitimle alakalı ne konuşsak büyüyor. Mesela oralarda ilgili herhangi bir problem yok. Ama bir şey yani işte atıyorum nitelikli bir editör öyle bir şey yok yani. Gerçek hayat işlerine daha çok ihtiyaç olacak yani. Evet 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 nitelikli bir evet. editörle alakalı, editoryal süreçle alakalı konuştuklarımız, çevirme ile alakalı konuştuklarımız gidiyor yani hani bu konuda. Abi işte medeniyette her şeyi zekaya dayar. Zekayı kutsar, onu putlaştırır. Herkes ona doğru koşturursan bir bir, yapay yapar. Bir gün bir İbrahim gelir, <laughs> baltayı çıkarır, puta bir gömer. Böyle bu, bu o put başına yıkılır, bütün medeniyetinde başına yıkılır. Şu anda insanın kutsadığı zekadan yediği tokadın yankılarını izliyoruz ama dediğin gibi gerçek hayattaki gerçek işler orada öylece duruyor. Onları dijitalize edemezsin. Onların yerine herhangi bir yapay zekayı koyamazsın. Tabii, tabii. Ama yüksek mühendislik işlerinin hepsi bak patladı gitti. Güzel ders. Aslında bunu biraz ameliyat ederim daha sonra. Yani burada çok güzel bir ders var bu arada. Yani o gerçek hayatın yani insani olan, biyolojik olan, psikolojik olan, duygusal olan, ruhsal olanın dijitalize edilemeyenin hayatımızdaki yeriyle dijitalize edilebilir becerilerin yerini belki ayırt etmek lazım. Bak bu konuyu şimdi düşürdün aklıma. Bu önemli. Neyi dijitalleştirebiliriz, neyi dijitalleştiremeyiz? Buna bir bakmak lazım. Ben de hatta buna bir çalışayım. Mustafa Acungil'le, aha ürün yerleştirme. Vallahi burada. <laughs> Mustafa Cengil'e kitapta bunu biraz bahsetmiştik de hatta bir başlık olarak orada var. Mustafa biraz marjinal dijitalizasyoncu. ona göre her şey dijitalize edilebilir gözüküyor. Ama ben o kanaatte değilim. Konuşuruz ben. Hatta belki Mustafa'yı da alırız. Olur. Yani farklı farklı bir pozisyona, farklı bir sorgulamaya gebe. Yani gerçekten insan bakımı gerektiren, işte çocuk büyümesi vesaire gibi şeyler de dahil olmak üzere. Bunların hepsi ihtiyaç kalemi olarak niteliklere artarak büyüyor gerçekten de. Yalnız şu anda bizi izleyen, üniversiteye hazırlanan gençlerin gene eli böğründe kaldı ben sana söyleyeyim. Yani ben hangi bölümü <laughs> yazayım bir şey söylemediler ki şu anda falan diyorlar muhtemelen. Tamam. E, oraya söyleyecek bir ikinci cümlem var. Hadi gider ayak onu da söyle. Mandıracılık yazın bak o güzelmiş. Öyle ya da böyle ne yaparsak yapalım gittikçe daha çok multidisipliner olan meslekler doğuyor. Ve mesleklerde şöyle bir şey oluyor yapabilirlik, mühendislik ve danışmanlığı diye ikinci bir bölüm oluşuyor bir şeyde her meslekte. Bu arada yapabilirliği, danışmanlığı ve eğitimi belki böyle üçe ayırmak da mümkün. Ve niş ve geçici danışmanlıklar. Yani bu konuyla alakalı yeni bir yazılım çıktı. O yeni yazılımı adaptasyon için gerekli danışmanlığı veriyorum. Bu iki yıl boyunca işe yarıyor. Artık bu o yazılımın daha yeni versiyonu çıktı. Benim danışmanlığım bitti. Ya kendimi evrittim ya evritmedim gibi bir şey doğuyor. Şu danışmanlık hikayesi kabaca Avrupa'daki gelişmine bakıyorum bizde de çok oturuyor. Yani mesela hukukla alakalı hukuk avukatlık hizmeti veriyor aynı zamanda bunun danışmanlığını da veriyor. Bu ikisi birbirinden farklı. Avukatlık hizmetine kafana tuğla düşünce ihtiyaç duyuyorsun danışmanlığına kafana tuğla düşmeden olursa ne olur nasıl yönetirim bilmek için gidiyorsun ya da yürütüyorsun. Bu gittikçe karmaşıklaşan ve detaylanan meslek gruplarına kendimizi hazırlayacak bir bakış açısına ihtiyaç var tercihte bulunuyorken bu hazırlık yoksa ya. hiçbir meslek kült ben psikolog olarak psikoloji bölümünden mezun oldum. İyi de üniversiteden mezun oldum. Ödeğime de yaptım. Freud nedir biliyorum. Jung'u da tanıyorum falan. Hani şeyle beraber çıktım. Hiçbir pratikte hiçbir karşılığı yok. Hiçbir üretimle direkt bağı yok. Ama mesela buradan çıktım ve Tonla çocuk üniversite sınavlarına hazırlanıyor. Üniversite sınavına hazırlanan çocuğun hazırlık sürecindeki bir yılının psikolojik olarak, duygusal olarak neler yaşadığını biliyorum. Hiçbirine danışmanlık vermek istemiyorum. Hepsinin eşlikçisi olmak istiyorum. Onların duygusal durumlarını yöneterek, yardımcı olarak, onların sınav hazırlık süreçlerini zede görmeden atlatmalarını sağlayacak olan, işte burası muhteşem bir meslek alanı oluşturuyor. Gri koç. Bunu yapıyor. Mesela gri koç bunu yapıyor. Koç, yani hani Birçok bir koçluk alanında o da yani mecburen onların da varoluşu sınavdan aslında nasıl en iyi fake alırsın durumundan aslında yavaş yavaş konu tamam lan sınavı bir şekilde geçersin ya da geçmezsin de bu konuda zede olmadan atlat. Bunu da öğretmek gerekiyor ya çünkü o bir travma oluyor. Sınavı kazanırsa ya da kazanmazsa ki hikayesi. Bu mesela bu sana bir meslek doğuruyor ya da bir biçim doğuruyor. Bunun gibi niş mesleklere adapte olacak bir bakış açısı etkin kullanım çoklu multidisipliner alana daha, bakıyor. Evet, daha daha genel bakış. Ben de bu arada evet. tam aklıma düşürdün. Ben de çıkmadan bir meslek konusunda tavsiye Lütfen. vereceğim. Nasıl ki mesela güzel tasarım yapmak istiyorsan grafik tasarım okuman lazım. Mesela ben şöyle bir bölüm açsam piksel ve renk bilgisi ana bilim dalı diye bir şey açsam mesela buraya gelir misin? Hayır grafik tasarıma gider hepsini öğrensin. O yüzden biyoloji okuyun. Boşuna moleküler biyoloji falan gibi garip şeyler okumayın. Çünkü biyoloji bilmeden moleküler biyoloji, genetik falan boş iştir bunlar. Bu tip bölümler teknik uygulayıcı yetiştirmek için tasarlanır. Bana çok geldiği için bu soru. O yüzden sevgili arkadaşlar size hitaben söylüyorum. Biyoloji güzeldir. Biyoloji olayın genel şemsiyesidir. Tabii iyi bir yerde okuyun yani. Ya mesela yani işte şu analizci olma bu dönemin çok popüler meslek gruplarından bir tanesi. Çeşitli biçimlerde büyük veriye bakarak, big data'ya bakarak e, oradan işte analizler çıkartabilen yeni potansiyeller, fırsatlar, alanlar, yapılar, akışın gidişatını anlamak acayip bir şey. Fakat iyi bir analizci olabilmen için iddia ederek söylüyorum gerçekten. Bak sosyolojik bir şeyden bahsediyorum. Sosyolojik birazcık daha ya psikolojik bir şeyden bahsediyorum. Anlayabilmek için ben de sana katılıyorum. Biyoloji bilmek gerekiyor. Mesela iyi bir analist i̇şte farkı o yaratacak. Evet. Aynen öyle yani biyoloji ve evrimi bildiğinde evrimle onları iç içe koyarak söyleyeyim yani biyolojinin temel işlev mekaniğini evrimin de yöntemsel mekaniğini işin içerisinde üst üste oturtturduğunda ancak anlayabildiğin bir veri akışı mantığı oluşuyor. Sonra sosyolojik bilgiler, kültürel bilgiler, kültürel gelişim falan filan Sen falan. Sen benim yanımda çok kaldın Mustafa. Biyoloji zehirlenmesi belirtileri başlasın. <laughs> yok. bu yani şöyle iddia edeyim. Ben senin kullandığından daha fazla ben o veri tipini yöntemsel olarak kullandım. Bende ol. Bendeki işlevi iyi. Yani işlevde yerine oturduğu Bak, için Yoksa Bak adam kullanıyor. <laughs> tabii tabii yani gerçekten sahada markalaşmayla alakalı konuşup sosyolojik analizler çıkartırken, ben, ev... ben işlev evreni, anlam evreni konuşmasını yaparken biyolojiden konuşuyorum. Yani oradan anlayınca anlam evreninde üretilmiş hikaye kalıplarının nedenlerini, nasıl ürediğini, nasıl değiştiğini, nasıl evrimleştiğini anlayabiliyorsun. Biyolojiyi anlamadığında şey zannediyorsun ya Dostluklar, adalet, işte mülk öyle bir şey zannediyorsun. Ancak şeyi anlayınca biyolojinin kendi hikaye kalıbına evrimsel etkisini vesaire. Ama benim burada da bir şeyim var değil mi? Sen deli misin? Hepsini sen de öğrendin. <laughs> <laughs> Tabii ki var. Hemen bir şey çıkarayım ki. <laughs> ya, ya o konuyla alakalı. Ama konuşuyoruz. ya bu şekilde gerçekten Ama şey hani yaşayacağına... şey, değil böyle. Hani biyoloji senden biyolojiye etkilendiğim durumu <laughs> değil. Ben kullandım aktif bir şekilde ya. Senden aldığım bilgi bir şey Darısı herkese o insanın <laughs> evet. fabrikaları falan o yüzden yazılıyor. Evet. İnşallah birileri kullansın böyle. Ne güzel vallahi bunları duymak çok iyi. Evet, evet. Bir şey var karşılığı var. Hani böyle böyle karmaşıklaştıนะ yani bana sorsa antropolojinin de çok güzel bir karşılığı var. Hani oradan da bir şey öğrenmek... Ya işte antropoloji de antropoloji gibi olsa hakikaten muhteşem de orada da bir sürü sorun var. Evet, orada. Evrim bilmeyen, hatta evrimi kabul etmeyen antropolog falan gördüm. Madem insanlar ilkelde bu tuvalete nasıl sıçıyorlardı falan gibi böyle şeyler. Abicim yani gerçekten ya işte üniversite boş iş ya geç abi geç içelim güzelleşelim. 这是肯定。